Şimdi kardeşlerim şöyle bir durum vardır. Menheç lafızı çok genel bir lafız. Bu lafızın lafızla ne murad ettiğimiz önce anlaşılması lazım ki neyi kastettiğimiz anlaşılabilsin. Menheç dediğimiz zaman mesela bir itikatta bir menheç vardır. Menheç kelimesinin anlamı tabi olunan yol, izlenilen metot demektir. Mesela bir itikatta menheç vardır. Ne demektir bu? İtikadımızın öncelikleri neler olmalıdır? İnsanlara tevhid davetini anlatırken insanlara neler anlatmalıyız gibi. Bu bizimle ilgili bir şey değildir. Bu alemlerin Rabbi olan Allah tarafından tevhid davetinin öncelikleri, uslubu, içeriği, zamanı bunlar hep Allah tarafından belirlenmiş olan şeylerdir. Şimdi böyle bir yerde menheşte değişiklik yapılabilir mi? Menheşte değişiklik yapılamaz. Ama mesela diyelim ki bu daveti insanlara ulaştırırken kullanılan araçlar da bir metottur. Yani kimisi işte sözlü daveti tercih eder. Kimisi yazılı daveti tercih eder. Kimisi birebir insanlarla ilgilenmeyi önceler. Kimisi teknolojik araçlarla kitlelere hitap etmeyi önceler. Bunun dinle hiçbir ilgisi yoktur. Bu tamamen insanların iştihadına bırakılmış. Ee, i̇nsanların kendilerine ve içinde bulundukları şartlara en uygun gördükleri yöntemler hangisi ise onunla insanları Allah'a Allah'a davet edebilirler. Haliyle menhecin bir değişmez yönleri vardır. Kimse bunları değiştiremez. Mesela cemaatleşmek bizim lüksümüze bırakılmış bir şey değildir. Allah'ın ve Rasulünün bütün müminlere, bütün müslimlere emridir. Şimdi ben şunu diyemem. Ya biz bu konudaki menhecimizi değiştireceğiz. Bundan sonra bireyselleşeceğiz. Çünkü bizim bunu deme hakkımız yoktur. Din bize böyle bir yetki, din bize böyle bir hak vermiyor. Ama mesela diyelim ki ben bu cemaatleşmeyi gerçekleştirirken gizli davet mi yapacağım? Açık davet mi yapacağım? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk dönemlerindeki gibi mi davranacağım? Bu tamamen senin vakayı okumanla alakalı bir şeydir. İlmine, fıkhına, hikmetine doğru tespit yapmanla ilgili bir meseledir. Bunda tabii ki bazı değişiklikler olabilir. Yani haliyle menhecin, metodun bir değişmez tarafları vardır. Allah tarafından belirlenmiş olan, kimsenin değiştiremeyeceği taraflar vardır. Bir de biraz önce örnek vermiş olduğum gibi değişebilecek olan taraflar vardır. Bu değişebilecek olan taraflarla ilgili benim düşüncem şudur. İslami hareket olabildiği kadar esnek olmalıdır. İslami hareket, Allah'ın Celle Celaluhu onlara imkan tanıdığı, genişlik imkanı verdiği, iştihada mahal verdiği yerlerde olabildiği kadar esnek olmalıdır ki değişen zamana, değişen şartlara ayak uydurabilsin. Değişen araçları, değişen teknolojiyi daveti için kullana, kullanabilsin. Mesela örnek veriyorum size. Ben kendi çocukluğumla şimdiki gençler arasındaki bir farkı söyleyeyim size. Bizim çocukluğumuzda yaşı böyle kırk olan kırkın üstünde ve İslami hareketin içinden gelen abiler ne dediğimi çok iyi anlayacaktır. Gençler belki çok anlayamayabilir bu dediğimi. Bizim zamanımızda biz çocukken çok büyük meseleler konuşulurdu yani. Böyle işte şeriat, İslam'ın hakimiyeti, bunun yolu nasıl olmalı? işte Suud'un rabıtası mı bu konuda? yetkindir yoksa İran'da yapılan inkılap mı bu konuda yetkindir? Böyle çok büyük meseleler tartışılırdı. Çok büyük meseleler konuşulurdu. Yanlış veya doğru konumuz şu anda orası değil. Haliyle biz gençler de bu meselelerin içerisindeydik ve gençler genelde büyük davaların böyle büyük isimlerin, büyük kitapların adamıydılar. Mesela ben hatırlıyorum biz ortaokuldayken bile çok ciddi meseleleri tartışırdık kendi aramızda ama bu bizim yaşamış olduğumuz dönemle ilgili bir şeydi. Şimdi o yaştaki çocuklara aynı konularla böyle diyelim o konular doğru olmuş olsaydı eğer o konuları tartıştırsanız muhtemelen 13-14 yaşındaki gençler bunlar ne diyorlar ya diyecek yani ne anlatıyorlar bunlar diyecekler. Dinden de, İslam'dan da, davadan da soğuyacaklar. Şimdi burada ne oldu? Gençler değişti. Gençlere yönelik yazılan kitapların içeriği, gençlere yönelik yazılan kitapların dili değişti. Mesela şimdi ben ortaokuldayken Seyit Kutub'un kitaplarını okuyorduk biz. Veya işte diyelim ki İran'dan tercüme edilen kitapları okuyorduk. Ağır ağır kavramlar, ağır ağır meseleler, bir paragraf noktasız virgülsüz uzun uzun paragraflar bir paragrafı anlayacağız diye beyin, beynimiz çatlıyordu yani. E şimdiki gençlere böyle kitaplar yok. Şimdiki gençler yedi adımda peygamberimizi nasıl seversin? İşte dört adımda Allah Resulü'nün sahabesini örnek almak. İşte yedi adım, adımda işte karınla aranı düzelt falan. Ya yani böyle her şey hap haline getirilmiş. Her şey çok basitleştirilmiş ve gençlerin önüne önüne konuyor. Şimdi haliyle bizim gençliğimizdeki bize hitap eden abilerin uslubuyla biz bugünkü gençlere hitap edecek olsak muhtemelen bugünkü gençlerin birçoğu tevhidten de dinden de İslam'dan da soğuyacaklar. Bakın burada esnek olmamız lazım. Neden? Zaman değişti, şartlar değişti, içerikler değişti. Mesela bizim zamanımızda sosyal medya diye bir şey yoktu. Bir genç şu anda dünyada konuşulan her şeyden aynı gün haberdar olabiliyor. Oysa bizim zamanımızda sizin yaşadığınız şehre hangi dergi geliyorsa sizin İslam dünyasıyla ilgili bilginiz o kadardı. Doğru mu Ahmet abi? Daha biz çocukken veya gençken çok eskiden de bahsetmiyorum. 20 sene önceden bahsediyorum. Sizin şehrinizde iki tane kitap evi olurdu en fazla İslami kitap evi. O iki tane kitap evinin sahibinin getirdiği dergi kadardı dünyaya dair malumatınız. İslam'a işte İslam dünyasına dair malumatınız. Şimdi öyle değil. Çocuk üç tane hesap takip ediyor o üç tane hesap üzerinden bütün İslam dünyasında ne olduğunu şahısların bizzat kendisinden, bizzat ağzından dinleme imkanına dinleme imkanına sahip. Onun için bu tip konularda zamanın, mekanın, şartların değişmesiyle beraber bazı şeylerin değişmesi lazım, uslubun değişmesi lazım, içeriklerin değişmesi lazım. Halil'e eğer menheçten kastettiğimiz birinci kısımsa hayır, bu zaten bizimle ilgili bir mesele değildir ve bizim buna müdahale etme hakkımız yoktur. Ama eğer menheşten kastedilen bu ikinci kısımsa, evet bunlar değişebilir. Değişebilir değil, değişmelidir. Hatta değişmelidir'den de öte şunu söyleyeyim. Bu tip genişlik olan konularda birileri bir şeyleri daraltıyorsa, sizin e, takip eden insanlar olarak orada görüşünüzü ortaya koymanız lazım. Daraltmamalıyız. Allah'ın genişlettiğini daraltmamalıyız. Allah'ın bize imkan verdiğini insanlara dar hale getirmemeliyiz diye sizin bunu söylemeniz lazım. Çünkü cemaatleşmenin en büyük tehlikelerinden birçok hayrı var. Ama bu hayırlarla beraber şöyle bir tehlike de var cemaatleşmede. Belli bir düzen üzere cemaatleşirsin. Biliyorsunuz insanoğlunun alışma gibi bir kötü huyu vardır. Ona alışırsın ve her türlü yeniliğe düşman olmaya başlarsın. Her türlü tanımadığın, bilmediğin yeni olan şeyin acaba bu bizi saptıracak mı? Acaba bu bizi dinden mi çıkaracak? Acaba bu bizim ayağımızı mı kaydıracak? Dersin ve bütün yeniliklere karşı gelirsin, düşman olursun ve kendi şeyini bitirirsin. Kendi davetini, kendi çalışmanı bu şekilde bitirirsin. Onun için Allah'ın mübah kıldığı, helal kıldığı, genişlik tanımış olduğu konularda elbette ki esnek olacağız. İçinde yaşamış olduğumuz çağa ayak uyduracağız. Mesela bununla ilgili size bir <laughs> örnek de vereyim. Daha iyi anlaşılsın diye konu. Raşid halifelerden. <gülüyor> Ömer <laughs> radıyallahu anh üzerinden düşünün. Mesela Ömer radıyallahu an döneminde İslam toplumu çok değişti. Neden? Çünkü ilk defa Araplar büyük imparatorlukları dize getirdiler. Yani Bizans'ı, Sasanileri, Pers İmparatorluğunu dize getirdiler. İlk defa medeniyetle karşılaştılar. Yani medeniyetle şöyle daha önce ticaret vesilesiyle karşılaşmışlardı ama ilk defa medeniyete hükmetmeye başladılar. Şimdi Hazreti Ömer mesela bazı şeyleri değiştirmedi. Değiştiremezdi zaten. Ne gibi Allah'ın indirdikleriyle hükmetmek gibi yeni İslam olan topluluklarda şeriatı ikame etmek gibi, şeriatla hükmetmek gibi. Bunlar değişmedi. Ama bazı şeyleri de değiştirdi. Ne gibi? Mesela düzenli ordu kurdu Ömer radıyallahu anh. Şimdi Peygamberimiz döneminde savaşa çıkılacağı zaman seferberlik ilan ediliyor. Savaşa katılacak olan sahabeler geliyorlar, savaşa katılıyorlar. Çünkü neden? Bedevilerle savaşıyorsun. Devleti olmayan Araplarla savaşıyorsun. Ama artık İslam toplumu büyük medeniyetlerle, düzenli ordularla çarpışmaya başladı. E siz düzenli orduların karşısında gerilla ordusuyla bir şey yapmanız mümkün müdür? Mümkün değildir. Ömer radıyallahu anh askerleri maaşa bağladı. Sizin işiniz bundan sonra askerliktir dedi. Sürekli eğitim aldılar, onlara para verdi. E Peygamberimiz döneminde Medine İslam Devleti çok basit kurumları vardı. İşlevsel ama basit, çok sade. İşte bir ev vardı Beytulma. Burası mescit, Burası da musalla bitti. İslam devleti bundan kurumlar ve kuruluşlar hepsi bundan ibaretti. Ama şimdi artık Ömer radıyallahu an bütün o bulunmuş oldukları bölgenin topraklarına hükmetmeye başladı. Artık öyle bir mescid, bir beytülmal yetmiyor. Araplar hesap kitap bile bilmiyorlar. Yani bir şeyi yazıp kayıt altına alma gibi bir bilgileri bile yok. Ömer radıyallahu anh divanlar oluşturdu. Her şeyi kayıt altına aldı. Maliye divanını oluşturdu. İşte ordu biraz önce bahsetmiş olduğum ordu divanını oluşturdu. Gelir gider kalemlerini belirledi. Bazı konularda değişiklik yapmış oldu. Mesela yine biliyorsunuz Peygamberimiz döneminde e, ganimet alınır. Savaştık ganimeti aldık. Ordu burada. Al şu senin, şu senin, şu senin, şu senin diye herkese payını verirler. Beşte biri de ayırırlar. Olaysız bir şekilde herkes dağılır. Bu Peygamberimiz döneminde. Ama Hazreti Ömer döneminde Irak, bugün Irak dediğimiz topraklar fethedilmiş. Milyonlarca kilometre kara arazi var. Kime dağıtacaksın bunları? Yani şey değil ki bu çağırasın askeri gel şu kadar dönüm senin gel şu kadar dönüm senin. Ömer radıyallahu anh o malları kamulaştırdı. Yani artık bu araziler kamunun malıdır dedi. Bunlar devletin malıdır dedi. Burada çalışan haracını devlete verecek. Haraçtan kastım bizim Türkçe'de kullandığımız anlamda haraç değil. Vergi, toprak vergisi yani. Toprak vergisini bundan sonra devlete verecek dedi. Dikkat ederseniz Irak toplumuna şeriatla hükmettiler. Değiştirilemez şeyler. Allah'ın dinini ikame ettiler. Onları tevhide davet ettiler. Burada değişiklik yok. Ama ekonomi, gelir gider, kalemleri bunların hepsini o günün şartlarına en uygun olacak şekil hangisi ise ona göre dönüştürdüler. O açıdan yani bunu da şey kabul edebilirsiniz. Anlatmış olduğum değişmezler ve değişebilirler ilkesine dair bir örnek olarak kabul edebilirsiniz.